Amerika'da 72 milletten insana ulaşan hizmet. Türkiye'nin 25 katı büyüklükte, 3 farklı saat diliminin kullanıldığı iki okyanusun ortasında yeni dünya. Hayallerin ülkesi, özgürlükler ülkesi diyerek milyonlarca insan akın ediyor bu topraklara. Asyalı, Afrikalı, Avrupalı milyonlar hayallerinin peşinde koşarken İslam'ı unutuyorlar. Farklı milletlerden 500 milyon insan bugün Kuzey ve Orta Amerika'da, adalarda henüz İslam'ı tanımayan milyonlar dinini öğrenmeyi, özüne dönmeyi beklemekte. İnsanlar maddiyat peşinde hiç ölmeyecekmiş gibi çabalarken yağan zulmetin altında sığınacakları bir liman arıyorlar. Gurbette sahipsiz kalan Müslümanların kaybolmaması için bölgeye ilk hizmete gönderilen hocalarımızın çabalarıyla bir araya gelen kimi şoför, kimi terzi, kimi apartman görevlisi bir avuç samimi Müslümanın gayretleriyle tüm bu mahrumiyete ilaç olacak Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin ilk şubesi olan Fatih Camii 1980 yılında New York'ta hizmete girdi. Maddi bolluğa rağmen manevi yoksulluğu hisseden insanların kendilerini buldukları, nefes aldıkları cennet bahçeleri olan onlarca müessese, Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşin içindeki gül bahçesi misali yeşeriyor bu coğrafyada birer birer. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretlerinin 1956 yılında buyurduğu şu sözler tahakkuk ediyordu. Evladım, zaman gelecek, benim evlatlarım ta oralara kadar gidecek, bizim hizmetlerimizi oralara kadar götürecekler. İşte bu müjdenin bereketiyle büyüdü burada hizmetlerimiz. Los Angeles, Boston, Chicago derken diğer eyaletler ve Kanada'ya ulaştı İslam tebliği. Hocalarımız kimi zaman bir evde, kimi zaman camilerde farklı farklı milletten talebelere Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Gönüllere Hazreti Allah sevgisini, Ehl-i Sünnet itikadını nakşediyorlar. İşte bu dava inancı ve şuuruyla Amerika'yı karış karış dolaşıp İslam'ı, İmanı, ihlası, ahlak-ı Muhammediye'yi aşılayacak talebeler arıyorlar. Kapı kapı dolaşıp insanların çocuklarına İslami ahlak ve Kur'an-ı Kerim öğreteceklerinin teminatını veriyorlar. Bir talebeyi okutmak için her gün yüzlerce kilometre yol kat ediyorlar. Vazifeli hocamız bu muazzam hizmetin mesuliyetini hangi ruhla taşıdığını şöyle özetliyor. Biz yorulacağız ki hizmetlerden nasipleneceğiz. Hizmetler genişleyecek. Önemli olan biz değiliz. Önemli olan birkaç kişiye daha Kur'an-ı Kerim öğretebilmek. Peygamber Efendimizin bize ulaştırdığı ilmi, ahlakı, adabı daha çok insana öğretebilmek. Keşke daha fazla talebemiz olsa. Bu inanç ve şuurla şu anda Amerika ve Kanada'da toplam 33 noktada 54 hizmet binasında binlerce talebe Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kiliseler camiye çevriliyor. Ezan sesiyle, Kur'an-ı Kerim'le, talebeyle nurlanıyor. Kelime-i şehadet yankılanıyor her daim. Dünyanın her yerinden gelmiş Müslüman gençliği iman aşısını bu müesseselerde alıyor. Kur'an-ı Kerim hizmetinin yanı sıra nikah, cenaze, kurban, hac ve umre gibi beşikten mezara Müslümanların bütün İslami hizmetleri buralarda ifa ediliyor. Bu topraklar benim çocuğuma da Kur'an-ı Kerim öğretecek, peygamberinin adabını öğretecek yok mu diyen insanlarla dolu. Milyonlarca Müslüman hizmet bekliyor. Mana Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği de yeni dünyadaki bu hizmet yarışına bütün Müslümanları ortak etmek için faaliyetlerini yürütmekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki,
Ya Ebu Rafi, senin ellerinle Allah'ın bir kuluna hidayet etmesi, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Gayemiz hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden olursa olsun, Hazreti Allah'ın bir kuluna daha Allah'ı tanıtabilmek, Kitabullah'ı öğretebilmek. Bizleri bu hizmetin birer ferdi eyleyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun.